Evet, Ebru Kaplan Farkı'yla YouTube kanalımızda Ebru ile denilmeden yanılmadı bugün. Evet, arkamda görmüş olduğunuz Şam'dan kafeye birazdan gireceğiz. Ve işletim sahipleriyle görüşeceğiz. Röportajlarımız var. Ama izlemeden geçmiyorsunuz. Çünkü Şam'dan bugün size çok önemli bir haberden bahsedeceğiz. Hadi gidelim. Genel olarak biz kendimizi bildiğimiz bileli beraberiz. Yani bana bakılırsa bu sektörde sürekli bulunduğum için, daha öncesinde de çalışmışlığım olduğu için, barıyla, mutfağıyla, salonuyla, her türlü her kısmında bulunduğum için bu sektöre girmek benim için daha basit görünüyordu. Çünkü hani biliyoruz işi, nasıl işleyişi biliyoruz, müşteriyi nasıl ağırlayacağımızı biliyoruz, geleni gideni nasıl karşılayacağımızı biliyoruz. Bu konuda deneyimimiz olduğu için adım atarken daha rahat adım attık. Pandemi vardı. Pandemiden çıktık. Yani pandemiye girerken, yani pandemi atıyorum 5 ay kapandı, sonra biz buradaydık. Hala buradayız falan. Öyle bir sürecimiz oldu yani. Pandemide sıkıntı çekildi değil mi yani çocuklar? Yani? Tabii, tabii. Ya bu sektöre birazcık istediğimiz için girdik yani. Bildiğimiz iş olsun diye. Aslında Caner'in işi daha farklı. Birazdan ondan da dinleyeceğiz. Herkesin ayrı bir işi var mı Oktay? Benim ekstra, buranın dışında yok. Buranın dışında yok, evet. Ama Caner'in var. Evet. Caner'i de alalım bakalım, o ne diyor? Adım Caner. Bu arada dün tekrardan söylemiştik zaten. Lise arkadaşıyız Oktay'cımla, aynen. Yani yaklaşık bir 12-13 senedir beraberiz, birlikteyiz. Küçüklükten beri sürekli bir şeyler denemişliğimiz vardır. Okulda olsun, okulda dışarıdan yemek getirip öğrencilere sattığımız gibi. Yani çok fazla detaya girmeyeyim. O zamandan başlamış aslında. Tabii. O zamanlardan başlamıştı. Belliydi yani. Aynen. Sonra ilk olarak Yalova genelinde düğün, işte animasyon, reklam, konser. İsim nedir? Hani Dark, en azından gelsinler oraya. Evet, Dark Organizasyon. Dark Organizasyon. Aynen. Açılımda düğün, animasyon, reklam, işbirliği. Tabii, evet. Tabii, her zaman. Her zaman beraber sırtlandığımız işler. Haberde de ben varım tabii. Kendim de oraya. Evet, buyurun. Dediğim gibi ilk o işletmeyle başladık. Onu biraz büyüttük, besledik. Sonra pandemide buraya aldık. Sonra ikinci bir kapama yaşadık. 8-9 ayda burası kaldı. Organizasyon sektörü de yaklaşık 1-1,5 sene sekteye uğradı. Üstesinden geldik, beraberdik. O zaman da beraberiz, hala da beraberiz. Bundan sonra da beraberiz. Ömür boyu diyoruz. Aynen. Ömür boyu da beraberiz. Devam yani, edin inşallah. Evet. Şöyle bir cevap yok, gayet müşteri portföyümüzü biliyoruz aslında birazcık. 7'den 70'e diyoruz. Burada 10-13 çocuk ailesinin yanında kendi başıma geldi. Ama 60 yaşındaki amcalarımızın, teyzelerimizin geldiği zamanlarda oluyor. Birazcık aslında belli bir kitlemiz yok. Genci yaş aralığımız de yok yani. Evet, yaş. Aynen, yaş aralığımız pek. Caner ne diyor? Bir ara karıştı bir şeyler, biz sohbete girdik zaten. Şam'dan'ın aslında özel yemeği var diye biliyorum ben. Evet, Şam'dan tavanımız var. Yemekleri de tam olarak atıştırmalı bir kooperatif diyeyim. Tava olabilir. İçindeki paçangadır, muska böreğidir, sigara böreğidir. Onları kendi imalatımız. Biz yapıyoruz. Geri kalan işte sosistir, soğan atmasıdır, nuggettir, karışık kombo sebep gibi bir şey aslında. Ama dükkanda en çok tutulan aparatiflerden birisi. Ama kendi el yapımı olduğumuz için zaten kıymetli bir kanal oluyor bizim için. Aslında kıymetli bir, çok güzel bir
Onu da kendi eliyle yapıyoruz. Yani içeride mutfağımızda yapıyoruz bize ait. Yani dışarıdaki yediler magnolia'nın aynı tat vermiyor. Yani bunu kendimiz söylemiyoruz. Kendi müşterilerimizin de söylediğini size yansıtıyoruz. Yani o konuda magnolia konusunda varız. Magnolia konusunda da varız. Evet. Aslında biz en boş saati seçmiştik, biliyor musunuz? Yani şu anda Şam'dan tıklım tıklım. Ayağım sırtış geldiğimiz sorgur efendim. Her gittiğimiz yere müşteriyi mutlaka ayağımıza çekeriz. Bu da ayrı bir konu. Daha bereketi olsun inşallah. Peki, kahveler var burada. Gördüğümüz kadar aromatik kahveleri de görüyorsunuz şu anda aslında. Aromatik kahvelerde en çok giden kahveyi sormak istiyorum aslında size. Kahvelerimiz çok gittiği için hangi seçebiliriz? Seçemiyoruz. Ama genel anlamda moka. Karamelli soğuk, bunluk soğuk. Şimdi bak mesela ben karamelliyi çok seviyorum. Gerçekten özellikle sosu bol içiyorum. Yani burada kendinize alıp gidiyorsunuz yani. Bir Alpler'de falan düşünüyorsunuz. Böyle bir durum. Ben içerken bunu böyle düşünüyorum. Daha iyi anlatılamaz yani. Evet, aktive etmek istiyorsanız Şam'dan evine. Aynen öyle. Aslında hayatın tadını almak istiyorsanız Şam'dan'a gelip. Çünkü buradaki ortam gerçekten çok güzel, aile ortamı. Bizim eşimden çocuğuma kadar diyebilirim size. Hepimiz buraya takılıyoruz. Sebebi de aile ortamı. Geldiğimizde birbirimizi görmek istiyoruz. Kasaya gittiğimizde suratlarımızı görmek istemiyoruz. Yani farkında mısınız Caner ve Oktay hep gidiyor. Yani şu zaten çekimin başından beri bu yapmadığımız şey kalmadı burada. Kamera öncesinde sonra. Sponsor olarak Şam'dan bizi sağ olsun destekliyor. Kendileri oyuncu anlamında da anlatamadılar. Az önce bülbül gibi şakıyorlardı efendim. Biz de anlatamadık gayet normal. Abone olursanız artı Şam'dan'a geldiğinizde bu özel kahvelerden bir tane içtiğiniz zaman, aboneliğinizde gösterdiğiniz zaman Ebru Kaplan farkıyla, evet YouTube kanalına biz abone olduk efendim. Değil, buranın da daimi müşteri olduğunuz zaman, o kahvelerden de içtiğiniz zaman Bir çay ücretsiz. Evet, Oktay ve Caner'e çok teşekkür ediyorum. Bu önemli tabii ki, birazdan zaten göreceksiniz ayrıntılarda da. Gerçekten burası müşteri kaynıyor ve şu anda elemanlara koşturuyorlar. Caner'le Oktay da oturuyor burada tedirgin şekildeler. Bir görseniz hareketleri. Şu anda çok tedirgin durumdalar. Ha müşteri geldi diyor. Oradan biz de ki, burada da hep bilerliyiz var. Nasılsın, abla hoş geldin diyen çocuklar var, gençler var. İyi ki onlar var, iyi ki Şam'dan var. İyi ki hayatımıza girdiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi ki hepsi saplanmaz. Ve bu fırsatı verdiğiniz için. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, ayağınıza sağ olun. Güzel bir çekim oldu bizce de. Devamında mutlaka getiririz diye düşünüyorum. Hoşçakalın efendim, görüşmek üzere. Nasıl oturacaktın? Bir daha göster bakayım. Böyle. Öyle oturacaktın. Peki. Her şey değişir. 5 yılda değişmeyen tek şey.